A1 tam sayı ve B0'dan farklı bir tam sayı olmak üzere A bölü 2 bölü 5 3 bölü 4 sizde rasyonel sayı mıdır? Neden? Burada yeter mi hocam? Devam edelim mi daha? Rasyonel sayılar. Örneğin eksi 2 bölü 3 eksi 4 bölü 2 ya da tam sayılı kesirler de 1 bölü 3. Bunların hepsi birer rasyonel sayıdır. Ayrıca rasyonel sayıları şu şekilde de ifade edebiliyoruz. Örneğin ben buraya bir aydır geliyorum. Derslerimde, sınavlarımda 50 alırken 60 70 alıyorum, 75 alıyorum. 80 aldığım bile oluyor. Onun için kapanmasını istemiyorum dershanelerin. Ailemin pek maddi durumu olmadığı için bu etüt merkezine geliyorum. Derslerimde başarılı olmamın sebebi burada daha iyi eğitim görmem. Çünkü konularım ve hocalarım benim için çok önemli. Çünkü buralarda daha iyi eğitim görebiliyorum. Ben buraya geçen seneden beri geliyorum ve derslerimde bayağı bir etki gördüm. Geçen sene derslerim aşırı derecede çok kötüydü. Bu sene teşekkür takdir alma derecesine geldim. Kaç ayda gelebileceğiniz? Bu ay başladım. Kaçırsınız? Evet. Kapanırsa ne yapacaksınız? Kapanırsa bu kadar. Şu Ben etüt merkezlerinin kapanmasını istemiyorum. Çünkü okulda fazla çok eğitim alamıyoruz mevcutlarımız çok olduğu için. Dershane etüt merkezlerini seviyoruz, hocalarımızı seviyoruz. Onlar da bizi seviyor. Bu yüzden iyi eğitim alabiliyoruz. Okulda yani mevcutlarımız çok olduğu için hani çok dinleyemiyoruz hani. Derslerimize de etki oluyor. 50-51 kişiyiz. Buralarda ise 17-18 kişiyiz. Ben yani beğeniyorum, kapanmasını istemiyorum etüt merkezlerinin. Geçen sene geldim. Maddi imkanım olmadığı için etüt merkezine geldim. Burada SBS yazılarak kazandım. Şu an Anadolu Lisesi'nin öğrencisiyim. Gayet iyi bir katkısı oluyor. Okuldaki derslerimle iyi bir katkısı oluyor. İşte okulda iyi bir işte durumum oluyor. İşte daha iyi dersler görüyorum. İşte kapatılmasını istemiyoruz. Bu etüt merkezine geldim. Derslerim önceden kötüydü. Bu etüt merkezine geldikten sonra derslerim durumu iyiye gitmeye başladı. Önceden arkadaş ortamım da kötüydü. Buraya geldikten sonra kötü arkadaşlıklarım azaldı ve yeni iyi arkadaşlar edinmeye başladım. SBS'ye burada hazırlandım. Anadolu Lisesi'ne gidiyorum şu an. Ailemin maddi imkanı olmadı, yetersiz olduğu için buraya yani tavsiye ettiler. Babamın çevresi burayı tavsiye etti. Burayı tanıdım, öğretmenlerim gayet iyiydi. Yüz yüze eğitimleri vardı. Nasıl davranacağımızı, nasıl oturup kalkacağımızı her şeyi öğretti. Ders dışındaki etkinlikler, aktiviteler yapıldı. Gayet yani memnunuz. Bir senedir buraya geliyorum. Maddi imkanım olmadığı için burayı seçtim ama gayet mümkünüm. Yani bu gibi kurumların kapatılmasından dolayı yani böyle bir arkadaşlar da böyle bir çevreye bir daha göremeyeceğimizden dolayı üzgünüz yani. Bu yüzden yani kapatılmasını diliyoruz. Tabii ki sosyal olarak gelişmesi açısından, arkadaşlık bağlarının kuvvetlendirilmesi açısından böyle yerlerin toplumumuza katkısı olduğu kanaatindeyim. Kapatılmasını ben kendi adıma karşı çıkarım. Yani çünkü neticede çocuğun sokakta olacaksa
sokakta olmasındansa hafta sonu günün birçok saatini, büyük bir zamanını burada değerlendirmesini tercih ederim. Hem dersine katkısı açısından hem sosyal olarak gelişmesi açısından bunu tercih ederim. Okulda sınıflarda hemen hemen 50 kişilik bir sınıf kapasitesi var ve öğretmenler çocuklara yeteri şekilde ilgilenemediğini düşünüyoruz. Ama etüt merkezlerinde birebir bazen tahtada bile bunları konulu ya da görsel olarak anlatma imkanları olabiliyor. Bundan çok memnunuz özellikle. Çünkü daha iyi kavramasına yardımcı olabiliyor. Yani mesela 50 kişilik bir sınıfta öğrenci parmak kaldırdığı zaman en fazla 1-2 tanesini tahtada uygulamalı şekilde öğretebiliyor. Ama etüt merkezlerinde bu değil. Yani öğretmen başında birebir buna yardımcı olabiliyor. Kardeşim bana bir de mektup yazdı. Gerçek. Bu kitapların tanesi. 3'te 1. 4 yedim ona. 4 yedim ona. Diye söylüyorum. Burada biz öğrencilere genel itibariyle doküman ücreti karşılığında eğitim veriyoruz. Biz burada tüm branşlarda matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, İngilizce olmak üzere yani genel itibariyle öğrencilerin okulda gördüğü derslerin branşlarında eğitim vermekteyiz. Etüt merkezlerini genelde burada baktığımızda aileler, işte maddi durumu zayıf olan aileler etüt merkezlerini daha fazla tercih ediyor. Biz tabii etüt merkezi olarak sadece eğitim vermenin yanında şunu da özellikle bir yapıyoruz. Yani burada maddi durumu zayıf olan öğrencileri dernekler ve vakıflar yoluyla kırtasiye ve giyim ihtiyaçlarını da karşılamaktayız.